Geliyorum. Ben Allah'ına kadar Adanalıyım. Şimdi Adana'ya gelen pilotlar Adana'daki insanlardan şikayetçiymiş. Neden sizce şikayetçi olabilir? Görüyorsun. Oo. Adanalıyım. Allah'ın adamıyım. Allah'ın adamının yanına geldik arkadaşlar. Seviyorum. Yemeği seviyorum ben. Adana bak, burası Adana. Acıktıysanız, öğrenciyseniz şöyle Menderes'i gezin. İki selam verin insanlara. Karnınızı doyurun, gidin. Keyfinize bakın. Teşekkürler. Güneşe silah sıktığımız için. Kebapları kim yapıyor? Beyefendi mi siz? Annemi çok seviyorum, babayım. Annem. Aa, kavgada söylenmezdi. 7'den 70'e diyoruz ya arkadaşlar. 0'dan 7'ye çocuk ne görürse 7'den 70'e de onu yaşadı. Selam insanlar, YouTube arkadaşınız Coşkun Cansız ben. Yastı gittim, şen geldim, aç YouTube'u ben geldim. Bugün Adana'dayız arkadaşlar. Adana'da pilotlar Adana'dan şikayetçiymiş. Niye şikayetçi, bunu soracağız. Adana'da Menderes'teyiz, Sevgi Adası'ndayız arkadaşlar. Burayı birazdan size ben detaylı bir şekilde göstereceğim ama Adana'ya gelip de Menderes'e, Sevgi Adası'nı, buraları gezmediyseniz Adana'yı gezdik demeyin. Ama şöyle bir gezeceğiz. Burada havada hafif bir güneş oldu mu Adanalılar hemen mangal başına gidiyorlar. Biz de onların yanına gideceğiz. Pilotlar şikayetçiymiş, bu Adanalılardan acaba niye şikayetçiymiş? Bakalım soracağız. Acaba neden? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi kolay gelsin. Tamam. Oo. Geldiniz. Abi karşıdan geldim. Abi afiyet olsun. Şimdi benim size birkaç sorum olacak. Öncelikle isim? Zafer. Zafer abi nerelisin? Buralıyız, Adanalıyız. Adanalıyım. Evet. Yorgansız. Boş ver, karıştırma arasını. Nerelisin abi? Ben de Yusuf. İsim Yusuf Bey, nerelisin Yusuf abi? Yusuf Hoca. Evet. Hocam nereliyiz? Adanalıyız. Abi işi yapan ben sizi gördüm galiba. Usta sizsiniz. Usta İsim? Ben. Uğur. Uğur abi sen nerelisin? Ben Allah'ına kadar Adanalıyım. Adanalısın değil mi? Abi şimdi kebabın formülünü bize anlatsana. Nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor abi? Kebabın formülü bir defa hayvan eti olacak. O değil mi? Tabii. İnsan eti olmaz. Olmaz. Hayvan eti olacak. Efendime söyleyeyim. Güzel tuz, toz biber. Başka hiçbir şey atılmaz. Eti nasıl doğruyoruz abi kuşbaşında? Kuşbaşı böyle ne derler? Pike. 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 Ha, kazbaşı büyük oluyor. Pike. Pike pike işte bak şu görüntüyü vereyim. Ver abi şöyle işte. Kameraman yaklaş. Hatta abi. Hatta bu büyük bile yani. Biraz büyük kesin. Evet. Ama işten et, kaçmış biraz. Yok et güzel olunca büyük ha. Takabilirsin. Et güzel olmazsa küçük tak. Ortaya bir tane de yağ. Tabii. Abi nasıl avcarlıyoruz bunu? Tuz, toz biber başka hiçbir başka şey gerek yok. Zeytinyağı falan koyuyorlar. Hiçbir şey abi eti bozmayacaksın. Çok olabilir. Olabilir çok mi? Az ama fazla değil çok az. Ama kurutur ya iyi değil. Normal kendi haline bırak abi. Değil mi tuz? Evet evet. Başka bir şey yok mu abi? Tuz, toz biber. Kıymaya da, kuşbaşıya da, Adana'da başka hiçbir şey atılmaz. Of. Bak ciğere abi, de vallahi hiçbir şey şöyle atılmaz. Çek, ciğeri de görüyorsun değil mi? Gördün gelin mi? Buyurun. Yaklaş ya, abi yaklaş. Gel bak. Of. Of. Ciğere kimyon olur. Evet, yerken. Kimyon olur değil mi? Şeyini pişerken değil. Pişerken değil. Sonra üzerine atarsın. Yerken. Işte. Tabii. O da ciğerin şeyini alması için. Ya hiçbir şeyin lezzet. Başka aynen. Hiçbir şey değil baba. Şimdi. Da, bak bu da tablacı salatası. Herkes yapamaz. Aynen. Bunu bir tek Adana'da ben yaparım. Bak bu da normal mevsim salatamız. Evet. Burada şeyimiz de var. Tabii cacık var. Cacık da var. Turşu var. Abi efendim, ne arasan var burada. Var. Ya, şimdi şu. Ama Adana sofrasının özelliği o. Şimdi Adana'ya çık başka bir memlekette kebapçıya git. Kebabı getirir, koyar. Evet. Tamam mı? Salatalardan ayrı para alır. Başka şehirlerde. Tabii Adana'da bunların hiçbirine para yok ki. İstanbul'dan bir arkadaşım geldi. Önce salata geldi. Dedi ki kalkalım mı kaçalım mı ne yapalım bunun parasını biz nasıl vereceğiz dedi o kadar şeyi. Yani. Dedim ki bunlar ücretsiz. Dedi nasıl ücretsiz ya. Dedim bu kebaba dahil. İstanbul'da yani İstanbul'da olsa para, diyor. Hepsi para. İstanbul'da olsaydı bir maaşımızı vermiştik diyor. Bak ben yeni Tekirdağ'dan geldim. İnan bunların bir tanesini bulamazsın. Değil mi? Bir tanesini bulamazsın. Adana'da, limon dahi bulamaz. Adana'da kebabını söyle 30 lira. Daha bir güzel yere salatalık. Yok yok. Aynen. Şimdi soru şu abi. Adana'ya gelen pilotlar Adanalılardan şikayetçiymiş. Pilotlar? Evet. Sizce niye olabilir? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsim nedir abi? İsim Okan. Okan abi nereliyiz?
Adanalı. Adanalıyım. Allah'ın adamıyım. Allah'ın adamının yanına geldik arkadaşlar. Yine bir kebap tezgahı kurulmuş burada. Aynen. Abi kebabın formülü nedir? Nasıl yapıyoruz? Abi kebabı eti alıyoruz, dinlendiriyoruz. Güzelce şöyle en azından bir 2-3 saat dinlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra avcı alıyoruz. Avcada size... Avcada ne katıyoruz abi? O kişiye kalmış. Toz biber katın, isot katabilir, tuz. Bu. Sarımsak ezip koyabilirsin. Biraz salça istersen salçalı verebilirsin. Ama eti sadece tuzla biber yeterli. En güzel orijinal odur. Oradaki abi de aynı söyledi. Etin tadını alacaksan aynen. Sadece tuzla biber yeter. Başka bir şey atmasan en iyisi o. Abi şimdi pilotlar... Evet, kuşbaşı olarak. Ya kuşbaşı kebap olarak. Aynen. Şimdi Adana'ya gelen pilotlar Adana'daki insanlardan şikayetçiymiş. Neden sizce şikayetçi olabilir? Duman. Şey yani mangal dumanlarından dolayı. Değil mi? Ha. Vallahi bileceklerini sanmıyordum ama hemen bildi. Sence nedir abi? Baba dumandan havaalanını göremiyor adamlar. Pilotlar arkadaşlar şikayetçiler. Hemen cevabı verdiler. Çünkü Adanalılar bu işi biliyorlar arkadaşlar. Pilotlar dumandan görüyorsunuz. Özellikle Menderes'in üzerinden geçiyor uçaklar piste inmek için. Göremedikleri için pisti göremiyorlarmış. O yüzden tek şikayetleri bu pilotların Adana'dan. Baba biz gelin diyoruz da şey yapmıyorlar. Yani. Gelmiyorlar değil mi? Abi teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Gelin aslında. Bir lokma alın abi. Abi bir lokma sen bir kameramana da bize de ver. Arkadaşlar Adana'da hiçbir zaman aç kaldınız mı ne yapın biliyor musunuz? Menderes'e doğru çıkın. Bir selam verin herkese. Adana insanı baş böyle sıcakkanlıdır. Herkes sizi baş tacı eder. Adana budur işte. Oh kameraman da yesin. Çek yakından çekel abi. Abi teşekkür Allah ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Coşkun Cansız abi abone olun. Tamam baba. Görüyorsun. Oh. Duman kokusundan yine iş yapamıyorum. Arkadaş herkes biliyor. Biz dedik bu soruyu kimse bilmez ama herkes abi, biliyor. Gelen misafir arkadaşlar da getiriyoruz. Bazen görüyorlar şok oluyorlar dumana. Değil mi? Yani şok oluyor. Adam sabahın 5'inde kalkıp balkonda ciğer yapıyor yani. Değil mi? Ondan yani, dolayı pilotlar. Aynen. Sorumuzun cevabını tık alıyoruz arkadaşlar. Abi afiyet olsun. Size de kolay gelsin. Arkadaşlar Adana insanı böyle bonkördür. Hemen dedi ki size az bir şey verelim dedi. İki ekmek koydu galiba abi bize az bir şey vermen yeterli çok az. Gel Onur çek. Abi bize. Abi bu çok fazla bize. Teşekkür ediyoruz. Yeşil mi kırmızı mı? Fark etmez ablam valla teşekkür ediyorum. Nereliyiz abi? Kadirliyiz. Kadirli. Dökmesen şöyle tut da. Abi biz bunu birazdan hallederiz arkadaşlar. Onur kendinden geçti. Kendinden geçti. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz beyefendiye. Hayırlı abi çok teşekkür ederim. Pilotlar arkadaşlar niye şikayetçi hemen cevap alıyoruz. İsim nedir abi? İsim Ümit. Ümit abi nereliyiz? Aslen Malatya. Malatya. Doğma buyum Adana'ya. Abi pilotlar Adana'dan şikayetçiymiş. Sence niye şikayetçiler acaba? Pilotlar mı? Evet. Pilotlar. Niye? Güneşe silah sıktığımız için. Yanlış da pilotlara sıkıyormuş da ondan mı acaba? Olabilir. İlk defa yanlış cevabı sen verdin abi. Allah Allah. Yani çok kişiye sordum. İlk yanlış cevap veren sensin. Nasıl cevap verdin? Neden olabilir abi? Hani pazar günü vesaire böyle duman oluyor ya belki mangaldan mı acaba? Belki ondan doğrudur. Bol bol mangal yaktığımız içindir belki. Dumandan değil mi? Evet dumandan. Abi ne yaptınız? Aileyle geldiniz. Evet. Kebaplar kim hazırlıyor abi? Yenge mi? Beraber. Hepsini ben hazırlıyorum. Değil mi? Görüntülere öyle girecek değil mi yenge? Yani görüntülerde evet. Hep yapıyor gibi. Normalde işten aldım geldim zaman yok hava kararı diye kendin eline verdim şişliyor. Normalde hiç elini vurmaz. Her zaman yapıyor musun? Her zaman yaparım. Yazdı, kışlı. Hava yazdı, güneşi gördük mü? Güneşi görmesem de yaparım. Güneşi görmesem evde yaparım. Bu kebabın püf noktası nedir abi? Her zaman yapıyorsun madem. Abi bir kilo et aldık mesela. Yarın yapacağız biz. Ya güzel bir kuzu eti alacağım böyle yumuşak olacak. Tamam. Dana eti olmayacak, kuz eti. Kuz eti, dana eti sert oluyor. Tamam, kuz etini aldık. Evet, yani pişireceğin zaman ona bir baharata gerekiyorsa da şişleyeceksin. Pişirirken de işte tuzunu, şeyini falan atacaksın üzerine, kekiğini falan. Kekik de alacağını diyebilirsin. Evet. Kekik ve kırmızı biber. Kekik, tuzunu, kırmızı tuzunu sonra atacaksın. En sonunda tuzunu atacaksın. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şehnaz. Şehnaz Hanım, sizce niye pilotlar şikayetçidir? Cevabı duymamış gibi cevap veriyorum. Dumandan. Dumandan. Siz ne dersiniz?
Ben Adanalıyım. Adanalısınız. Malatya'dan geldiniz. Yok ben doğma bilmem buralıyım. Ben de doğma bilmem buralıyım. Kebapları kim yapıyor? Beyefendi mi sizin? Evet, kendisi yapar. Kendisi. Yapıyor, ama evet. Siz yapıyordunuz. İlk defa keşke demeseydiniz. Yani görüntüler öyle girmişti en azından. İlk defa elim aldım. Adana'da kebabı erkekler. Erkekler yapıyor arkadaşlar. Evet. Başka yerde nasıl bilmiyoruz ama evet. Adana'da kebap erkekler tarafından yapar. Yapılıyor. Sağ olun. Eve ilk geldiğinizde ilk yaptığınız 3 şey nedir? Onu sorayım size de. Eve geldiniz, ilk yaptığınız 3 şey. Yani. Yemek hazırlamak. Oturup yemek iste. Yemek iste. Gerçekten mi? Evet. Ya çalıştığımız için. Geç saat 9'da çıkıyor işte. Anladım. Oturum yemek hazırla. Yani üstünü değiştiriyor. Televizyonun karşısında. Yemekler kendinden sorulur. Evet. Aşçı mı? Yok. O ben 8 yıl dışarıda çalıştığım için tüm yemekleri kendim yapıyorum. Oo, ya herkesin bir sigara... İşte Adana erkekleri derler yani genelde hani ataerkildir bir şey yapmaz derler. 8 yıldır yapıyorsunuz değil mi? 8 yıldır gurbette yemem hep kendim yaptım. Sabah öğlen akşam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yanımızda gerçek bir beyefendi var arkadaşlar. Bu yakışıklı ve iki hanımefendi neyiniz oluyor? Merhaba. Utangaç bir hanımefendi var yanınızda. İsim? İsim? Gel burada yakışıklı var ya, Adana delikanlısı var. Hanımefendi utandı, isim? İsim Umut. Umut, hangi kanalları izliyorsun YouTube'da? YouTube'da genelde Barış Özcan falan. Barış Özcan. Evet. Yani ilim ve bilime değer veren bir arkadaşımız Umut var. Gerçekten evet. İsminde de Umut var. Başka hangi kanalları izliyorsun? Genelde komedi olur. Şaka falan, sosyal deney. Mizah seviyorsun. Evet. Bir şaka yap bize diyormuşum. Hayır, hayır. Hemen olmuyor değil mi? Var mı? Soğuk bir espri yap bize. Yok. Gerçekten yok hayır. Tamam. Kebabı seviyor musun? Severim. Anneyi mi çok seviyor mu babayı mı? Annemi. Annemi mi? Aa, kavgada söylenmez mi? Vallahi ben de annemi çok seviyorum ama söylemiyorum aç yani. Bugün aç kaldım. Kayıtlara geçti ama. Yapacak bir şey yok. Hemen burada bir başka bir hanımefendiye geliyoruz. Bunlar çok soğukmuş gibi kafalar kapatmışlar da. Soğuk değil yani. Şöyle bir gül cemalinizi görelim hanımefendiler. Merhaba. Merhaba. İsim? Döne. Döne Hanım. Kaç yaşındayız? 25. Ne işle meşgulüz? Öğretmenim. Branşınız? Okul öncesi öğretmenim. Evet. Nasıl? Çocuklar aranızı seviyor musun çocukları? Evet seviyorum. Eğleniyorum onlarla. O yüzden bu bölümü seçtim. O zaman güzel bir nesil yetişiyor diyebilir miyiz sizin sayenizde? İnşallah. İnşallah Atatürk'ün yolunda güzel bir nesil yetişir. Vallahi şimdi şöyle 7'den 70'e diyoruz ya arkadaşlar, 0'dan 7'ye çocuk ne görürse 7'den 70'e de onu yaşatır. 0'dan 7'ye ne yaşatırsanız 7'den 70'e de o size onu yaşatır. Buradan okul öncesi hocamıza Döne Hanım da iyi bir gelecek için çocukları eğitiyor diye düşünüyoruz, umut ediyoruz. Kebap seviyor muyuz? Seviyorum. Yemeği seviyorum ben. Evet, sizden başka bir şey yemeği seviyorsunuz. Yapmayı sevmiyorsunuz. Yok sevmiyorum. Yapmayayım. Evli miyiz, bekar mıyız? Bekarım. Bekarsınız. İnşallah evlenince yapan bir eş denk gelir diyelim size. Aynen inşallah. Siz eve ilk gelince ne yapıyorsunuz? 3 şey. Ben şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Eve girince hemen KPSS'ye mi hazırlanıyorsunuz? O yüzden yemeğimi yedikten sonra ders çalışıyorum genelde. Kitap okuyorum. Ya, televizyon izlemiyorum, ben de YouTube videoları izliyorum. Ne izliyorsunuz? Yani Barış Özcan'ı izliyorum ya da Çok Güzel Hareketler, bunları izliyorum, komedi. Coşkun Cansız'ı da izliyorum. İsmini de yanlış söylüyor ama neyse. Coşkun Cansız. Sizi de konuşalım, an olarak kalsın. İsim ne? Yok. İsmi yok yokmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Güzel bir aileyle sohbet ettik. Size afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sevgili YouTube arkadaşlarım, videonun sonuna geliyoruz. Adana'da Adnan Menderes Bulvarı'ndaydık. Burada kebap yapan arkadaşlarımıza sohbet ettik. Vatandaşlara sohbet ettik. Geldik buraya. Videonun da sonuna geliyoruz. Pilotlar acaba neden şikayetçi diye sorduk. Gördünüz siz de, cevabı herkes verdiler. Bu bir şehir efsanesi değil arkadaşlar. Pilotlar gerçekten de bu durumdan şikayetçilermiş. Burada Menderes'te biz Adanalılar hafif bir güneş gördüğümüzde, görmesek dedi abinin bir tanesi, hemen mangalımızı alıp hemen kebabımızı yapmaya başlıyoruz. Tabii ki oradan da efsane bir şey oluyor, duman oluyor ve uçakların iniş güzergahı da burası olduğu için bu durumdan muzdariplermiş. Bunu sorduk vatandaşlara. Güzel sohbet oldu, güzel video oldu diye düşünüyorum. Bu tarz videoların gelmesi için videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Adana'yı severek kalın.
Kebap yemeyi unutmayın. Hoşçakalın.